Orhan Veli'nin kısacık şiiri ne ünlüdür. Sol elim, acemi elim, zavallı elim. Sağlaklar için yaygın bir durumu anlatır ama sağlak olduğu halde sol elin tercih edilmesine dair istisnalar da vardır. Sağlak bir genç sporcumuz buna tipik bir örnektir. Sağ el sorunlu gibi olabilir. Sağ el küskün. Çünkü sahibi sağlak olduğu halde spor yaparken onu kullanmıyor. Özlem Yılmaz, Fenerbahçeli milli sporcularımızdan. Masa tenisine 10 yaşında başlamış ama hep elenmiş. Tam hayallerini bir kenara bırakmaya karar vermiş ki... Benim de en yakın arkadaşım solaktı, o da masa tenisine başlamıştı. Şans eseri, gel sen de benim yanımda yap falan dedi. Ben de yaptım öyle. Yani normalde sağ olduğum için herkes şaşırıyor. Normalde sen solaktaymış falan. Çoğu kişi de bilmiyor bu durumu. Ve yani mucize gibi bir şey. Çoğu kişi oynayamaz böyle. Ben de sağ elimle oynayamıyorum normalde masa tenisi. Şu an denesem oynayamam yani. Özlem Yılmaz sol ele geçişle önce Kayseri'de derece yapmış, sonra da milli takıma seçilmiş. Önce Avrupa üçüncüsü olmuş. Sporda sağlaklıktan solaklığa geçişin armağanı olan başarılar say say bitmiyor. Sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası oldu. Orada ilk Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. Benim için çok güzel bir duyguydu yani. İlkler her zaman daha güzel oluyor. Sonra 7 tane Avrupa derecesi yaptım. Hem çiftlerde hem ferdilerde. En son 2 senemde de hem Avrupa Şampiyonu olduk çiftlerde. Üstüne tekrardan U21'de Avrupa şampiyonu olduk. Yani bu daha güzeldi. Çünkü zirveyi koruduğumuzu düşündük. Özlem Yılmaz'ın sağ elden sol ele geçişi aynı zamanda nörolojik de bir başarı. Azimle olabiliyor demek ki. Orhan Veli'nin ruhu şad olsun. Özlem Yılmaz ve el veya ayak değişimini başaran sporcular için dizelerde değişebilir mi acaba? Sol elim usta elim, sol elim güçlü elim. Adalet Bakanı ipuçlarını vermişti. Toplumda cezasızlık algısının önüne geçmek için deniyor. İnfaz yasasında önemli bir değişiklik yapacaklarını bildirmişti. Yeni düzenlemenin bazı ayrıntıları belli oldu. Bu yeni düzenlemeye göre suç işleyen bir günde olsa cezaevine girecek. Erteleme kalkıyor büyük ölçüde. Trafikte magandalık, hırsızlık, dolandırıcılık. Bu suçları işleyenlere af yok. Bir gün bile olsa hapis cezası uygulanacak. AK Parti üzerinde çalışıyor. Düzenleme yolda. Hedefse toplumda cezasızlık algısının önüne geçmek. AK Parti kurmayları zorunlu kamu hizmeti ya da hafta sonu infazı gibi çeşitli alternatiflerin yeniden masaya yatırılabileceğini söyledi. Özellikle toplumda infial uyandıran suçlarda bir yaptırım uygulamak gerektiğini vurguladı. Suçlar için bir üst sınır ve asgari sınır da masada. Ceza muhakemesi kanununa göre hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilmiyor. Yargılama sonucunda hükmün açıklanması geri bırakılabiliyor ya da denetimli serbestlikten yararlanılabiliyor.